Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, tahmin edeceğiniz üzere bugün de yine oldukça yoğun bir gündemi sizlerle paylaşacağım. Videomuza geçmeden destekleriniz oldukça önemli. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten de çok mutlu oluruz diyorum ve bugünkü ilk konu başlığımıza geldiğimizde Türkiye'yi savunan Patriot sistemleri bugün test edildi. Evet, yanlış duymadınız. İncirlik üstünde bulunan İspanyolların Patriotları Türk Hava Kuvvetleri ile birlikte test edildi. Detaylar bir karşımıza gelsin, neler yaşanmış hep birlikte öğrenelim. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-4 savaş uçakları ile Patriot bataryasının angajman kontrol istasyonu operatörleri test edildi. NATO'nun Türkiye'ye destek misyonu 2013'ten bu yana Patriot hava savunma sistemi aracılığıyla Türk hava sahasının korunmasına yardımcı oluyordu. Misyona başlangıçta ABD, Almanya ve Hollanda Patriot bataryaları ile destek vermişti. Ancak bu ülkeler daha sonra sistemlerini Türkiye'den geri çekmişti. Şu an Türkiye'den Patriot sistemlerini çekmeyen tek ülke ise İspanya. Vallahi kıymetli dostlar, sizleri bilmem ama benim bu İspanyollara çok fena halde kanım ısınıyor. İspanyolların zaten yıllardır Türkiye'nin hava savunmasına vermiş olduğu destek ortadaydı. 2014 yılından beridir İspanyol Patriotları gerçekten de hani bakmayın her ne kadar elimizde S-400'lerimiz var ama özellikle de Suriye'den gelecek Rus tehditlerine karşı, Esad saymıyorum, Rus tehditlerine karşı İspanyolların Patriotları yine en azından caydırıcı bir unsurdu. Yani bir operasyonel faaliyete katılır mı derseniz zaten ben katılacağım pek zannetmiyordum ama gerçekten stratejik bir unsurdu İspanyolların Patriotları. Hemen devamında Filistin meselesinde özellikle de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in yapmış olduğu çıkışlar gerçekten de benim çok ama çok hoşuma gitmişti. Bu İspanyollarla yani yalana gerek yok, iyi anlaşıyoruz. Yani inşallah bu birliktelik önümüzdeki yıllarda teknoloji birlikteliğine de gider. İspanyol dostlarımız Türk insan hava araçlarıyla bence tanışmadılar. Yani bu vakte kadar tanışmadılar. Çok şey de kaybettiler. İspanyol onlara bence güvenebiliriz. Onlardan bize sıkıntı gelmez diyorum ve bugünkü ikinci konu başlığımıza geldiğimizde güvenemeyeceğimiz bir ülkeye gideceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanıyoruz. Zaten güvenemeyeceğiz dedim. Hemen anladınız değil mi? ABD'ye gideceğiz kıymetli dostlar. Bileceğiniz üzere ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye F-16 satışını onayladı. Türkiye'ye 40 tane F-16, 79 tane modernizasyon kiti ile birlikte daha bir sürü yaklaşık 100 küsür F-16'mızı tamamıyla modernize edecek sistemler 20 milyar dolar karşılığında verilecek. Tabii yaşanan bu gelişme sonrasında 15 günlük bir süreç var. ABD Dışişleri Bakanlığı satışı onayladı ama 15 günlük süreç içerisinde de Kongre'de değerlendirilecek. Hem mevzu zaten bitti. Onu belirteyim. Yani Kongre zaten ABD Dışişleri Bakanlığı'na karşı bir karar alacağını ben düşünmemekteyim. Bu gelişmeler ABD'de yaşanırken tabii Türk düşmanları, özellikle de ABD'de bulunan Türkiye düşmanları hiç rahat durur mu? Şimdi ikinci konu başlığı hep birlikte bir Yunan basınına gideceğiz. Yunan basınından Enoplos son yapmış olduğu haberinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye F-16 satışına onay vermesinden sonra özellikle de ABD'de bulunan ne kadar Türkiye düşmanı varsa bütün lobilerin ABD Dışişleri Komisyonu senatörlerine mektuplar yazdığını belirtti. Yazılan mektuplarda hangi ifadeler mi yer almış? Haberimizin detayları bir karşımıza gelsin. Belirtmek isterim ki metni aynen Yunan medyasında olduğu şekliyle sizlere aktaracağım. Kendim kurmuyorum bu cümleleri. Haberimizin başlığında Washington, Rumlar, Kürtler, Ermeniler ve Hindulardan Türkiye'deki F-16'lara ilişkin kongreye mektup yazmaktaydı. Haberin detaylarına indiğimizde ise Ankara'nın İsveç'in NATO'ya katılım başvurusunu kabul etmesi ve dönemin ABD Başkanı Joe Biden'ın F-16 savaş uçağı satışına ilişkin kongredeki etkili isimlere mektup göndermesinin ardından aralarında Rum, Ermeni, Kürt ve Hindu lobi örgütlerinin de bulunduğu bir grup harekete geçti. Örgütler ABD'den F-16 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışının engellenmesi veya kontrol altına alınmasını talep ediyor. Kendisine Türkiye Jetlere Hayır Koalisyonu No Jets for Turkey adını veren grup, ABD Kongresi'nin iki kanadı olan Senato ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitelerinin liderlerine F-16'ların olası satışını tartışan bir mektup gönderdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan lobi kuruluşları Ankara'yı İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasının ABD hükümeti ile ABD uçaklarının satın alınması konusunda yapılan müzakerelerde pazarlık kozu olarak kullanmakla suçladı.
aynı baskı grupları Türkiye'yi bu savaş uçaklarını kullanma şeklinden sorumlu tutacak bir mekanizmanın oluşturulması çağrısında bulundu. Türkiye'ye silah transferlerinin insan hakları ihlallerine katkıda bulunacağı ve çatışma olasılığını artıracağı konusunda ciddi kaygılarımız var. Mektupta aynen şu ifadelere yer verildi. Türkiye'ye silah transferinin insan hakları ihlallerine katkıda bulunacağı ve çatışma olasılığını artıracağı konusunda ciddi kaygılarımız var. Türkiye geçmişte Dağlık Karabağ'a saldırmak ve Suriye'deki Kürt ortaklarımızı bombalamak için bu F-16'ları kullanmıştı. Ayrıca Türkler F-16'larını Azerbaycan'a bile ödünç vermişti. Türkler ABD'den yeni alacakları F-16'larla Yunanistan'ın hava sahasını ihlal edip Yunanistan'ın egemenliğini tehdit etmek için kullanacaklar diye mektubu sonlandırmışlardı. Yani Rabbim bunların eline düşürmesin. Onu belirtmek istiyorum. Hani Türkiye'ye karşı sözlü Amerika Birleşik Devletleri'nde lobicilik faaliyeti yürüten bu saymış olduğum örgütler var ya, şunu belirtmek isterim. Bunlar özellikle de 2. Karabağ harekatı zamanlarında Amerika Birleşik Devletleri'nden değişik değişik isteklerde bulunmuşlardı. Neydi mesela o isteklerden bir tanesi hatırladığım kadarıyla? Bunlar diyordu ki Türk silahlarının üretimi durdurulsun. Kim tarafından? Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Türk silahlarını kim üretiyor? Türkiye. Amerika nasıl durduracak? Beyin error. Yani böyle saçma sapan istekleri de vardı. Hani Allah'ın bunların eline düşürmesin bilerekten dedim. Yani F-16 şu an evet Türkiye olarak F-16'ları İsveç'in üyeliği karşılığında aldık. Ama F-16'lar bizim için hayati bir öneme sahip mi diye soracak olsam bence değil yani. Almasak da Türkiye illaki zaten hemen yanı başında Milli Muharip Uçak Kağan'ımız, Kağan projemiz zaten tam gaz tüm hızıyla devam etmekte. F-16'ları aldığımız evet geçiş süreci için güzel oldu, iyi oldu. Oturulup düşünülmüş bir takvimdi bu. Buna yalan yok ama kıymetli dostlar bizim için hayati öneme de sahip değildi. Gördünüz değil mi? Bizim için hayati öneme sahip olmayan F-16 kararını iptal ettirmek için bile bu denli uğraşıyorlar o sözde ABD'de bulunan Türkiye düşmanları. Rabbim ellerine fırsat vermesin. Bunu tekrardan dile getiriyorum. Yaşanan bu gelişmelerden sonra da açık bir şekilde artık bize bağıran bir gerçek var. Ne o gerçek? Türkiye kendi silahlarını, Türkiye kendi savaş uçaklarını kendi imkanlarıyla milli bir şekilde üretmelidir. Milli Muharip Uçak Kağan'dan da haberler mevcut. Yine sizler için yakın kadrajı da aldım. Son olarak mesela Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır bir programa katılmıştı ödül töreni. O ödül törenine TUSAŞ Genel Müdürümüz, Müjdelerin Adamı Temel Kotil'de davet edilmişti. Ödül töreninde işte Temel Kotil'e ödül verdi Mehmet Fatih Kacır. Temel Kotil'e ödül verildikten sonra bakanımız gülüştürerekten şimdi Temel Bey buraya geldi bir tane soruyu sormazsak olmaz. Milli Muharip Uçak Kağan'daki durum nedir Temel Hocam diye bir soru yöneltti kendisine. O da çok az kaldı inşallah Sayın Bakanım dedi. Ne kadar az kaldı diye şöyle bir ipucu almak istedi bakanımız ama daha sonrasında da Temel Kotil çok az kaldı, bayağı az kaldı cevabını verdi. Yani günleri saymaya başladı. Onu tekrardan belirteyim ama net bir tarih bulunmamakta. Mart ayından önce Milli Muharip Uçağımız Kağan inşallah tekerlerini yerden kesecek. Daha sonrasında ise Türkiye hakkında yazıp çizen Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Türk düşmanı lobileri ben gerçekten de ne hissedecekler, ne yazacaklar, nasıl isteklerde bulunacaklar ben dört gözle bekliyorum. Milli Muharip Uçak Kağan ilk uçuşuyla kısacası düşmanlarımızı da çatır çatır çatlatacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Şimdi üçüncü konu başlığımız sosyal medya haberlerimize geçmeden önce ayrı bir konuya da parantez açmak isteyeceğim. Kıymetli dostlar bileceğiniz üzere Amerika Birleşik Devletleri evet bizlere F-16'yı verdi. Devamında da Yunanistan'a F-35'leri verdi. F-35'leri yaklaşık 8 milyar dolara Yunanistan'a satışını gerçekleştirecek ABD. 2030'lu yıllarda Yunanistan'ın ilk F-35'lerini teslim alması beklenmekteymiş. Şimdi tabii Yunan medyasında da farklı farklı düşünceler hakim. İşte ABD'liler bize F-35'i verdi de F-35 Amerika Birleşik Devletleri'nden kontrol edilmiyor mu? F-35'i kaldırmak için ABD'lilerden şifre almak istemeyeceğiz mi diye farklı farklı açıkçası haklı söylentiler de geçmekte. Şunu belirtmek isterim zaten kendileri de dile getirmişler. Biz 2030'lu yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nden şifre beklerken, parola beklerken Türkler kendi milli muharip uçağını havalandıracak. Ege'de ne üstünlüğünden bahsediyoruz diye de yazıp çizmektelerdi. Ben şunu anlayamadım. Tamam Yunanlara F-35 verildi de bu F-35'lerin bakımını kim yapacak? Yani malumunuz F-35 savaş uçağı problemsiz bir uçak mı kıymetli dostlar? Tabii ki de hayır. Yunanistan'ın 2030'lu yıllarda alacağı F-35'lerin bir tanesinde sadece küçük bir sorun çıksa vallahi ben sizlere şöyle diyeyim. Yunan halkı bir yıl boyunca soğan ekmek yemek zorunda kalır. Onu da belirtmek isterim. Büyük ihtimalle Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan'a satmadığı bence açık açık hibe etti bu savaş uçakları. Yunanistan'ın tam da ocağının ortasına incir ağacını dikti.
dikecek. Benim görüşlerim bu şekilde. Biz Milli Muharip Uçağımız Kaan'dan devam edelim. Yemişim F-35'ini, F-16'sını. Ben böyle düşünüyorum diyorum ve akabinde bugünkü 3. konu başlığımıza geldiğimizde sosyal medya haberlerimize gelmiş oluyoruz. Yine sizler için birbirinden önemli, birbirinden dikkat çekici gelişmeleri bir güzel derledim. Detaylar bir karşımıza gelsin. Bugün sosyal medyada neler yaşandı hep birlikte öğrenelim. Bugünkü sosyal medya haberlerimizi ilk olarak bir Macaristan'a gideceğiz. Financial Times bugün önemli bir haberi kaleme aldı. Financial Times dedi ki Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın bu hafta düzenlenecek Avrupa Birliği zirvesinde Ukrayna'ya yapılması planlanan yardımları engellemesi durumunda Avrupa Birliği gizli bir planı hayata geçirerek Macaristan ekonomisini sabote edecek diye bir haber kaleme almıştı Financial Times. Yani hani dedim ya, Macaristan'a Viktor Orban'a yönelik baskı giderek artıyor. Yani adamın işi gerçekten de zor kıymetli dostlar. Avrupa Birliği'nin Ukrayna meselesiyle mi uğraşsın? İsveç'in NATO'ya üyeliği mevzusunda NATO'ya karşı direnmeyle mi uğraşsın? Yani hangisiyle uğraşacak? Hangisine gücü yetecek Viktor Orban'ın? Gerçekten de yani Rabbim yardımcısı olsun. İşler çok ama çok zor. Hemen devamında kıymetli dostlar, hep birlikte bir katil Netanyahu'nun yapmış olduğu açıklamalara gideceğiz. İsrail Başbakanı Netanyahu basın toplantısında Adolf Hitler'in Kavgam kitabını eline alarak askerlerin Gazze'deki evlerde Kavgam kitabını bulduğu yalanını söyledi. Dedi ki Gazze'de Adolf Hitler'in Kavgam adlı kitabını bulduk. Demek ki çocuklara bu kitapları okutuyorlar. Hamas'ı mutlaka yok etmeliyiz diye açıklamalarını sonlandırmıştı. Sıkışınca hemen Holocaust eylemleri, işte antisemitizm olaylarını devreye sokaraktan dünya kamuoyundan gelen baskıları gidereceğini sanmakta Netanyahu. Ve dün gece gerçekten de oldukça hareketliydi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ürdün-Suriye sınırında bulunan Kule 22 üssü vurulmuştu. 3 asker öldü, 25 ABD askeri ise yaralanmıştı. Daha sonrasında Amerika Birleşik Devletleri doğal olarak İran'ı suçladı. İran destekli gruplar bu saldırıyı düzenledi demişti. Öyle de oldu. İran destekli gruplar ABD üssüne yapılan saldırıyı üstlenmişti. Daha sonrasında ise İran tarafından saldırıyla ilgimiz yok, kimseye emir falan vermedik açıklaması geldi. Pentagon'dan ise kendi seçeceğimiz zaman ve yerde İran'a karşılık vereceğiz denilmekteydi. Son olarak da ABD'deki bazı kongre üyelerinden ve Trump'tan İran'a çok sert tepkiler geldi. Biden'a da bayağı da bir eleştiri yöneltmişlerdi. Hep birlikte bir Global Firepower'ın son yayınlamış olduğu Orta Doğu'nun en güçlü orduları listesine bir göz atalım mı? Hani Global Firepower'a biz pek inanmayız. Sıralamanın adil ve eşit olmadığını düşünüyoruz ama herhalde kedi olalı bir fare tuttu Global Firepower. Türk Silahlı Kuvvetleri Global Firepower 2024 listesinde Orta Doğu'nun en güçlü ordusu olarak birinci sırada yer aldı. Görmüş olacağınız üzere listede 1 Türkiye, 2 İran, 3 Mısır, 4 İsrail, 5 Suudi Arabistan şeklinde liste devam etmekteydi. Tek tek hepsini okumayacağım ama kardeş ülkemiz Katar'da listede 9. sırada yerini almıştı. Bugün de elimden geldiğince, dilim döndüğünce haberlerimi sizlerle paylaştım. Umarım doğru bir şekilde anlatabilmişimdir diyorum ve bugünkü bana ayrılan sürenin de sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzda gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.